Şimdi bugün size halk eğitim merkezlerine kursa ön başvuru yaptıktan sonra ne zaman, nerede, saat kaçta başlıyoruz kursa onu nasıl bakılacağını size göstereceğim. Herhangi bir şekilde mesela okuldan veya idareden veya öğretmenimizden mesaj gelmedi, telefon gelmedi ama kursumuzun onaylanıp onaylanmadığını da bilmiyoruz. Kursa katılmak istiyoruz, başvurumuzu yaptık. Bunu nasıl öğrenebiliriz kendi sayfamızdan? Şimdi onu tarif edeceğim. Google sayfamızı açıyoruz. Google sayfamıza e-boşluk yaygın yazıyoruz yine. E-boşluk yaygın. Evet, linkimize arattırıyoruz. Şurada görmüş olduğunuz e-yaygın.mebgov.tr linkinden yani birinci sırada gelen linke her zamanki gibi tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi e-yaygının giriş sayfası geldi. Burada iki tane giriş yeri var. Mebis girişi bu öğretmenler için. E-Devlet girişi normal kursiyerlerimiz, vatandaşlarımız için E-Devlet şifremize tıklıyoruz. Gelen sayfadan E-Devlet girişinden TC kimlik numaramızı ve E-Devlet şifremizi yazarak giriş tuşuna basıyoruz. Evet, şimdi E-Yaygın sayfamız geldi. Daha önce yapmış olduğumuz gibi yine solda bulunan menüden başvurular sekmesine tıklıyoruz. Açılıyor. Kursa kayıt işlemleri. Daha önce biz kursa ön başvuru yapmıştık. Kursa ön başvuru yap yerine bu defa şurada alttaki bulunan kurslarım sekmesine tıklıyoruz. Daha önce yapmış olduğumuz ön başvuru sonucunda bizim buradaki kurslar listelenecektir. Eğer kursa ön başvuru yaptığımızda kursumuz idare tarafından onaylanmışsa en başa buraya gelecektir. Bakın bunu inceleyelim şimdi. Burada kayıtlı kursiyer olarak dediğine göre bizim idare tarafından kaydımız onaylanmıştır. Buğdaygil ve yem bitkilerine daha önce ben başvurmuştum ve onaylanmış. Kursumuzun devam ettiği görülüyor. Daha önce katıldığımız kurslar tamamlandı olarak görünür. Onları karıştırmıyoruz. En başa zaten onaylanmadıysa buraya ismi gelmez. Kursumuzun tarihleri yazar burada. Sonra gelelim kursumuzun süresi yazar. Nerede yapılıyor? Hangi kurumda? Yozgat Halk Eğitim Merkezi. Peki Yozgat Halk Eğitim Merkezi neresinde yapılacak? Gördüğünüz gibi konferans salonunda. Şuradan devam edelim. Ders planına bakabiliriz. Notlarımız ve devamsızlık durumumuz da burada listeleniyor. Bize önemli olan kursa nerede, ne zaman ve saat kaçta gideceğimiz. Şuradan ders planının üzerine buradaki takvim işaretine tıklıyoruz. Gördüğümüz gibi takvim çıktı. Kursumuzun şu sarıyla gösterilmiş olan kursumuzun yapılacağı günlerdir. Peki kursumuz ne zaman başlayacak? 27 Ekim'de başlamış mesela 19 Kasım'da bitecek. Hangi günler? Şurada bakın pazartesi, salı görünüyor. Şurada da pazar günü görünüyor. Peki bu kursumuza konferans salonunda katılacağız. Yozgat Halk Eğitim Merkezi'ne gideceğiz. Ama saat kaçta geleceğiz? Herhangi bir yerden bilgi alamıyoruz. Mesaj gelmedi mesela. Buradaki evet sarıyla gösterilen kurs günlerinden herhangi bir tanesine tıklayalım. Mesela 4 Kasım'a tıklayalım. Evet şurada gördüğünüz bakın aşağıda saatleri çıkıyor. Saat 17'de başlayacak. Ve bu kursumuz nerede yapılacak? Konferans salonunda, Yozgat Halk Eğitim Merkezi'nde. Hangi günler var? Pazartesi, salı, pazartesi, salı. Şurada da ayın 27'sinde de bir gün. Pazar günü var. Evet arkadaşlar, buradan herhangi bir kişiye sormadan kendi kendimize kursumuzun onaylandığını ve bu tarihlerde, gördüğünüz tarihlerde yapılacağını ve saatini öğrenmiş oluyoruz.